Herkese yeniden merhaba. Şimdi bu dersimizde size küçük bir ödevlendirme vererek başlamak istiyorum. Elime bir kalem alıyorum. Ben B kalemi tercih ettim. Bu arada bir önceki videomda göstermeyi unuttum ama şimdi göstereyim. Mesela bakın, daha açık tonlu bir karalama oldu. Peki elime biraz daha açığını alalım. Bu skalamızda var mıymış bakalım. HB'yi tercih edelim şimdilik B dışında. B'yi aldım. Bakın biraz daha açık oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam ya sen bunları bastırmıyorsun. Hayır, benim bunu bastırıp bastırmamamla bir ilgisi yok. Bakın şimdi. Bu elimdeki HB kalem, tamam mı? Koydum. HB kalem neydi? Neydi HB kalem? Hadi hatırlayalım bakalım. Ne vardı bizim tablomuzda, skalamızda? Şuraya hemen yazıyorum. Bak. Bak 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 HB. B. Şu arada F vardı ama bunu şu an anlatmaya gerek yoktu. HB'yi 0 başlangıç noktası alıyorduk. Bu tarafa doğru gidildikçe H. Bu tarafa doğru gidildikçe 2B, 3B diye gidiyor. Bu taraf 2H, 4H gibi gidiyordu. Değil mi? Bunu hatırladık mı? Hatırladık mı? Tamamdır. B'yi aldım. Şimdi bak, elimde B kalem var. B'yi tutuyorum. 8B kalemi aldım. Bir de HB. Bu arada tamam, yok, bunu söylemeye gerek yok. 8B, HB, B. Şimdi bakın, şimdi aynısını yapıyorum. Burada yaptığım karalamayı yapıyorum. Bak. Bak, bastırmıyorum. Aynısı. Bakar mısınız 8B'deki farka? Anlaşıldı mı? Eğer kendiniz evde denerseniz çok daha rahat anlayabileceksiniz. Bir sonrakinde size hamur silgiyi göstereceğim, öğreteceğim. Ama bir sonraki videoda önce biraz elimizi açalım. Peki ne yapacağız hocam biz? Elimize bir tane 2B kalem alıyoruz. Kalemimizi aldık. Bakın sizden istediğim şey şu. Elimizi açacağız, tamam? Sadece daireler yapacağız. Tam yuvarlak daireler yapmaya çalışacağız. Şimdi ben bunları üst üste getirdim ama neden üst üste getirdim? Bunu anlatmak isteyeyim. Önce anlatayım. Genelde ben şimdi size daire yapın dediğim zaman siz şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bir, şöyle iki. Hatta sizin gibi yapalım. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın şimdi. Evet, bu bir daire diyorsunuz. Oldu bitti. Ben sizden bunu istemiyorum. Tamam. Ben sizden bu çizgileri istiyorum. Bizler bu çizgilerin ismine araştırma çizgisi diyoruz. Tamam. Üst üste olan. Sizler bunlara karalama diyebilirsiniz. Bizler bu araştırma çizgilerine istiyoruz ve biz bu araştırma çizgilerini severiz. Peki biz neden bu araştırma çizgilerini severiz? Bakın. Hazır. Şuradan şu daireden devam edelim. Bakın şimdi size bir baş çizimi yaptığımda araştırma çizgilerinin şöyle gösterelim. Araştırma çizgilerinin ne kadar tatlı olduğunu göreceksiniz. Tamam? Bir kabataslak bir baş çizimi yaptım. Eğer incelersek işte buraya burun gelir, buraya göz gelir, ağız gelir vesaire vesaire yapmaya gerek var mı? Yok, şu anda öğreniyoruz. Bunların hepsini sizlere öğreteceğim. Tamam mı? Araştırma çizgisinin önemi bu. Burada bunu anlayın yeter. Şimdi yapacağınız işlem. Daireleri yapıyorsunuz. Bir, iki. Yapacağınız işlem şu. Bakın sizden düz çizgi çekmenizi istiyorum, tamam mı? Bakın şunu istemiyorum. Tutuyorsun kalemi. Bak, kalemi tuttum. Hayır, hayır, hayır. Bunu istemiyorum. Bak, bak. Bak, şunu istiyorum. Düz ya, düz. Araştırma çizgileriyle çekeceksiniz. Şu anda belli olmuyor. Şu kağıdı şöyle yapalım.
Bakın, düz çizgiler çektim. Cetvelle değil. Bak şöyle yapmadım. Lütfen. Bu yok ya. Bak ben de böyle yapınca bakın aşağıya doğru gidiyor ya, kayıyor ister istemez. Tamam mı? Bunu istemiyorum sizden. Şimdi ilk ödeviniz hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Bekliyorum.